Onların da katkılarıyla Balkan Medya Forumunu hep birlikte yapıyoruz. Biz Türk İnternet Medya Birliği'ni yaklaşık 2 yıldan beri uğraştığımız bir süreçtir. Türkiye'de internet medyasının birleşmesi, Türkiye medyasının bir araya gelmesi noktasında bir iş yapalım dedik. 7 Mart 2023 tarihinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla 2335 sayılı yasa kapsamında Uluslararası Türk İnternet Medya Birliği kurulmuş oldu. 81 ilde ve 20 ülkede temsilci olan bir birlikten bahsediyorum. Peki nedir? Yani niye bunu kurduk? Bakın, medya birleşirse halklar da birleşir, medya birleşirse halklar da güçlenir. Bunun çok örneklerini yaşadık. Biz yıllardır bunun peşindeyiz. Ancak medyanın bir araya geldiğinde neler çıktığını en son Azerbaycan'da gördük. Azerbaycan'a geçen bu ay içinde 2 kere gittim. Orada özellikle 2. Karabağ zaferinde askeri anlamda evet Türkiye'nin Azerbaycan'ın ortak hareketiyle Ermenilere önemli bir başarı elde edildi. Ama orada bahsedilen başka bir başarı daha var. O da iletişim başarısı. Yani 2 zafer kazandık diyorlar. Burada Azerbaycan temsilcimiz Agil Alesker, aynı zamanda yönetim kurulumuzda dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcımız da burada. O noktada şunu söylediler bize, yani eğer İletişim Başkanlığı'yla, Türk İletişim Başkanlığı, Azerbaycan İletişim Başkanlığı bir araya gelmeseydi, özellikle Fransız AFP televizyon, AFP ajansının, resmi ajansının yapmış olduğu dezenformasyona ve Ermenilerin mezarcımlarını yok göstermeme çabasına biz karşı gelemedik tek başımıza. İşte Azerbaycan ve Türk medyası bir araya geldi ve bu şeye karşı çıktılar. Bu çok önemliydi. İşte buradan da aslında yola çıkarak Sayın Rıfat Sahip Vekilimizin derneği üzerinden bir proje yapalım dedik. Biz Türk İnternet Medya Birliği'nin bölgesel şemsiyelerini kuralım. Bunu da tüm dünyaya yayacak bir sistem oluşturalım istedik. Bunun ilk ayağı da Balkanlardı. Tabii Balkanlar bizim için çok önemli. Geçen hafta da, aslında bu hafta Kosova'daydık Sayın Vekilimizle beraber. Kosova'da ticaretle ilgili bir takım çalışmalar yapıldı, birliktelikler yapıldı. Medya birleşecek, ticaret birleşecek ki daha çok birbirimize gelecek. Yani hamasi sözlerle bir yere kadar gidiyoruz bütün gerçeği. Yani işte Balkanlar birdir, Türk dünyası birdir, evet birdir, birdir, birdir ama bunu ticaretle, bunu medyayla, bunu başka sanatla, bunu kültürle çeşitlendiremediğimiz sürece sadece lafta kalıyor. İşte Metin Karakoca da burada, onun organizasyonunda 100'e yakın ticaret erbabını Kosova'daki ticaret erbabıyla bir araya getirdik. Oradan da bir sinir çıktı. Tam hemen akabinde de İzmir'deyiz. Bugün 11 Balkan ülkesinden yaklaşık 50'ye yakın arkadaşımız burada. Öğleden sonra da önemli bir forum yapacağız Türkiye için bence. Öğleden sonra bu konuları hep konuşacağız ama biz aslında bugün bir birliktelik yapalım istiyoruz. Bir nişan yapalım istiyoruz. Onun daha sonra da nikaha çevirebilir miyiz? Ona hep beraber bakarız. Yani Türk-Balkan Medya Birliği ya da Türk-Balkan Medya Platformu diyelim bunun adına. Bugün bunun da görüşlerini açacağız. 2 saat boyunca bunu da konuşacağız. Size gündemde gönderdik. Belki bununla ilgili neler yapabiliriz? Ortak haber paylaşımı, belki birkaç dilde ortak haber sitesi, ortak haber saati, ortak televizyon neden olmasın? Balkanlara yönelik burada herkes kendi ülkesinden haberleri yapıyor zaten. Belki bunları konuşacağımız, bir yol haritasını belirleyeceğimiz bir tanışma toplantısı. Biz bugün sabahleyin özellikle bunu yapalım dedik ki evet otelde kalıyoruz ama birbirimizi görme imkanımız çok olmuyor. Burada o yüzden bir araya toplandık. Ama öncelikle Sayın Vekilimizden söz vereyim. Ondan sonra da bir tanışma yapalım. Herkes birbirini tanısın. Burada Fahrettin Kaya başkanımız var. Sivil Toplum İşleri Daire Başkanımız. Sağ olsun bize bugün yalnız bırakmadı yanımızda. Kendilerine hem bu projede destekleri için
Çok teşekkür ederiz. Yine İzmir Bölge Müdürümüz burada isim toplu işlerinin destekleri için çok teşekkür ederiz. Biz onlarla yıllardır beraber çalışıyoruz. Tabi Sivil Toplum Genel Müdürlüğü bu Türkiye'de sivil toplumun gelişimi anlamında vermiş olduğu projelerle çok önemli işler yapıyor. Depremde de bunu yaşadık. Sivil toplumun koordinasyonu noktasında bizim Sivil Toplum Genel Müdürlüğümüz büyük çaba harcıyor. Sayın Fahrettin Başkanımızın elinde de tüm sivil toplum işleri çalışanlarına teşekkür ederiz. Türkiye'de işte kaç tane deprem dernek olduğunu sayın konuşmasında bugün açılış konuşmasında yapacaktı Fahrettin Başkanımız. Şimdi ben sözü fazla uzatmayayım. Bir hepimizi tanıştıracak, hızlıca bir tanışma yapalım. Nereden geldik? Hangi medya kuruluşuna sahip? Bugün aynı zamanda Türkiye Tele Medya Birliği'nin kurucularından da bir kısmı burada. Yönetim kurulumuzun önemli bir kısmı burada. Onlara da ayrıca hoş geldiniz diyoruz. Balkanlar haricinde de özellikle biz Azerbaycan'ı da bu programa dahil ettik. Tabii Azerbaycan'ı özellikle bu gruba dahil ettik. Çünkü Azerbaycan belki bundan sonraki süreçte Türk Medya Birliği'ni yani Balkan yani Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan bölgesindeki Türk dünyasının birliğinin de yapılacağının merkezi bundan sonra toplantıyı belki orada yaparız. Gene Menderes abi burada, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyon Başkanımız da burada. O da aynı zamanda başkan vekilimiz, başkan yardımcımız. Onunla beraber de bu süreçleri yürüyoruz. O yüzden Azerbaycan'dan gelen arkadaşlara da hem Agil Bey burada, o aynı zamanda Medya Komisyon üyesi, Oran İletişim Başkanlığı'nın. Gene Yalçın Aliye burada, AS TV'nin genel müdürü. Onlar şimdi biraz sonra tanıtırlar. Ben sözü fazla uzatmadan Sayın Vekilim'e vereyim. Hem hızlıca tanışalım, sonra programa devam ederiz. Evet, Sayın Başkanım teşekkür ederim. Ben kısa bir özet geçeyim. Başkan olduğum Balkan Stratejik Araştırma Merkezi, kısa adı BASAM, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum Genel Müdürlüğümüzün projesi kapsamında Timbir'le beraber, partnerimiz Timbir, Türkiye Tel Medya Birliği, onun başkan vekilliğini yapıyorum. Beraber bir Balkan medya buluşması, Balkan medya forumu yapacağız. Tabii Timbir'in ve diğer Balkan üniversitelerinin hepsi burada değil. Belli arkadaşları çağırdık. Bizim yine İzmir'in derli basınından da temsilcilerimiz özellikle burada olması istedik. Burada bir yuvarlak masa, ya yuvarlak masa değil ama o şekilde bir toplantı yapalım. Bu Balkan Medya Birliği'nin kurulmasının temellerini atalım istiyoruz. Bu bakımdan da bir fikir şey olacak yani görüşmede herkesin fikrini almak istiyoruz. Nasıl bir şey yapalım ve bunu yaparken de nasıl bir yol izleyelim? Tabii Sayın Başkanımızın anlattığı gibi medyanın birlikte olması lazım. Çok önemli. Rahmetli Gastralı'nın da bahsettiği gibi dilde ve eğitim birlik sağlamamız lazım. Bu birliği sağlamak için de hem ticareten hem medya hem de birçok konuda kültürel olarak birlik olması gerekiyor. Biz de medya olarak birleştirdik Türkiye'den Medya Birliği'nin desteğiyle beraber. Ve bu birlik kurulduğu zaman da benim Sayın Başkanım da anlattığı gibi çok derece, son derece yanlış bilgiler veriliyor. İşte Filistin olaylarını görüyoruz şimdi. Filistin'de önemli masumlara, kadınlara, çocuklara saldırılar var, öldürülüyor. Ama sanki Filistinler teröristmiş, sanki Filistin suçluymuş gibi lanse ediliyor. Halbuki bunun basında düzeltilmesi gerekiyor. Burada Anadolu Ajansı'nız da burada, TRT de burada. Doğru haberin verilmesi gerekiyor. Değerli Başkanım bunu çok güzel söylüyor. Çay demli olduğu zaman onu seyretmeniz de gerekir. Biraz daha su katarsınız. O yanlış bilgiyi tamamen silemiyorsunuz. Ama en azından seyrederek, doğru bir yerde seyrederek düzeltebiliyorsunuz, algıyı oluşturabiliyorsunuz. Biz de bunu Balkanlar'da bir medya birliği kurarak yapmak istiyoruz. Hem haber birliği, ajans olarak bütün Balkan ülkelerinden haberleri alabilmek, hem de bir taraftan da belki, bu da çok önemli çünkü para olmadan da olmuyor, basın ayakta kalması lazım. Belki ortak bir reklam ajansı gibi, ortak bir reklam topluluğu da oluşturabilir Balkanlar'da. Ama en önemlisi ortak haber, bilgi toplumu, basın, medyanın buluşması ve dezenformasyonun engellenmesini sağlamak istiyoruz. Bu bakımdan da bugün temellerini açacağımız Balkan Medya Birliği için şu anda buradayız. Birazdan da İzmir İktisat Kongresi'nde esas kongrenin olacağı, panelin olacağı yere geçeceğiz. Orada önce bizi Sayın Zafer Başkan'ın da koordinatör olduğu bir Balkan veya Mübadele Korosu karşılayacak, güzel Balkan şarkılarıyla İzmir Valimizin de katılacağı bir toplantı gerçekleştirecek. Balkan ülkelerinden gelen çok değerli katılımcılar bizlere
bu konuda özellikle dezenformasyon Balkan medya konusunda bilgi verecekler. Biz de dinleyeceğiz, bunları not olarak alacağız. Ama öncesinde de burada önce bir tanışalım ve bu Balkan Medya Birliği'nin kurulması ile ilgili fikirlerinizi alalım istiyoruz. Ve en önemli şey de bundan sonraki toplantının nerede olacağını kararlaştırmamız lazım, ikinci toplantının. Ben bu vesileyle bu toplantıya da bu organizasyonu destek veren başta İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum Genel Müdürlüğümüze, Sayın Müdürümüz de burada sağ olsun. İletişim Başkanımıza, İletişim Müdürümüz de burada ama misafirlerimiz de onlarla aşağıda ilgilenmek zorunda olduğu için oraya gitti. Zaman zaman katıldı. İçişleri Bakanlığımızdan gelen çok değerli daire başkanımız burada bizlerle beraber. TİKA çok önemli destek verdi. Yurt Sütler Başkanlığı, kısa YTB çok önemli destekler verdi bizlere. Tabi hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Biz burada bunu tabi tek başına yapmamız mümkün değil. Hep beraber bu işi yapacağız. Yani bu bahsettiğimiz Salt Power, TİKA'sı, YTB'si, Yunus Emre Enstitüsü, Maalik Vakfı, İçişleri Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız hepsiyle beraber birlikte hareket edeceğiz. İnşallah güzel şeyler yapacağız. Bunun için toplandık. Niyetimiz halis, akıbet de halis olacak inşallah. Tekrar teşekkür ediyorum bize destek veren tüm kurumlara. Bu arada bu sorudan da çok değerli bir belediye başkan yardımcımız var Diyamon Bey. İzmir'in Buca'yı Belediyesi ile kardeşşehir bu Libyan Belediyesi. Kosova'nın en büyük alan olarak en büyük belediyesidir. Aramızda var. Hem belediye başkanı hem de meclis başkanı şu anda aramızda. Azerbaycan'dan var, Bulgaristan'dan var, Romanya'dan, Hamdi Bey yanımızda, Kosova'dan. Raif Kırkul çok değerli bir kardeşimiz. Ela Hanım var burada. Çok değerli bir basın hakkı kardeşimiz. Her taraftan gelen var. Bostan'dan var, Sırbistan'dan var. Karadağ'dan arkadaşımız burada. Bazıları gelemedi. Toplantıya katılacak. Bostan mesela bir kantonun başbakanı ve bakanı da burada. Onlar da 12'de katılacaklar. Velhasıl böyle güzel bir birlik oluşturuyoruz. İnşallah sizin de katkılarıyla Türk İzmir'deki basınımızın da şahitliğinde olan desteğiyle beraber güzel birlik oluşturacağız. Fikirlerinizi almak istiyoruz. Bir fikir toplantısı yapalım dedikleri değil mi başkanım? Yani burada herkes fikrini alalım ve bir tanışalım istiyoruz sizlerle. Daha sonra da toplantımızı 12'de bitirip kongreye oraya geçeceğiz inşallah. Ben önce Raip Bey'e vereyim. Raip Bey çok değerli bir gazeteci bir Kosova'da. O da birkaç şey söyleyeceğiz. Ondan sonra gelen bütün konuklar kendini tanıtsınlar isterseniz. Buyurun. Peki kısa çizgilerde tanıtayım. Ben Kosova'dan geliyorum. Kosova Haber Gazetesi sahibiyim. Aynı zamanda Kosova Radyo Televizyonu, TRT gibi bir kurumun orada program yapımcısıyım. Böyle bir birliğin oluşması gerçekten uzun zamanda çok da denendi. Eskiden Başbakanlık tarafından bir çalışma yapılmıştı medya forumu. Ondan sonra da birkaç defa denendi, pek sağlanamadı, ürün getirmedi, yani bir sonuca varamadık. İnşallah böyle bir başlangıç iyi olur. Çünkü birlikten güç doğar derler işte. Gerçekten de o güç de medya. Ben size kısa bir anımla, fazla uzatmadan bunu anlatayım. Azerbaycan arkadaşımız buradaydı. Bir medya forumunu Azerbaycan'da yapmaya kalktık. Ben Azerbaycan Diyaspora Kosova temsilcisiyim aynı zamanda. Eskiden pasaportlarımız savaştan önce Sırbistan pasaportuydu ve rahat rahat gidiş gelişler yapabiliyorduk. Ondan sonra işte o süresi geçince Kosova pasaportu aldım. Bu sefer işte bir medya forumuna katılmak için gönderdiğim pasaportu dediler ki siz gelemeyeceksiniz. Özür dileriz, başka bir sefer olacak. Niye dedim, işte pasaportunuz, başka bir pasaportunuz var mı dedi. Türkiye pasaportu var mı? Yok. Başka pasaport yok falan. Ama diyor bu pasaport işte Azerbaycan Kosova'yı tanımadığı için sizin de pasaportunuz olmadığı için gelmeyin lütfen rica ettiler. Israrla ben geleceğim dedim falan. Arkadaşlarla da anlaştık, gazetecilerle biz zaten çok kolay anlaşıyoruz aramızda. Dediler ki sen bir gel falan, hepimiz bir arada biz gidelim dedi. Ben de dedim ki gelip Bakü'de havaalanında basın toplantısını yapacağım, ondan sonra geri döneceğim. Ama Bakü'ye geleceğim dedim. Tabii bu arada telaşlar bizim Dışişleri Bakanlığı'na ulaşmış, Türkiye Dışişleri Bakanlığı. Onlar araya girdiler, lütfen gelmeyin, o bu derken. Ben ısrarla geleceğim dedim ve geldim yani. Bakü'ye kadar geldim. Kaçak bir şekilde girdim. Güç bu yani. İşte bütün olay. Sonra da işte bizim Eflatun Bey var, milletvekili oldu. Bir aradan geçti, Menderes Bey bilir dahil falan bir belgesel yarışması yapılacaktı. Eflatun Bey de diyor ki iki belgeselciyi al gel. Bakıyorum ha ben bir sefer kaçak girdim oraya, nasıl geleceğim? Pasaportu tanımıyorsunuz, başka pasaportum yok. Şunu demek istiyorum, medya sınır tanımaz ve birlik olunca gerçekten güç olur.
Hamdi Yılmaz, ben Romanya'dan geliyorum. Gazete Balkan, biz günlük gazeteyiz. Bu sene 17 Mayıs 2024'te, daha doğrusu gelecek sene, 19. yılımızı kutlayacağız Romanya'da. 19 yıldır, yani 25 Nisan'da 19. yılımızı tamamlamış olacağız. Pazar hariç her gün yan yapan bir gazeteyiz. 2016'dan bu tarafa da kağıt baskıyı haftada bire düşürdük ama günlük 3000 civarında aboneye PDF ve JPEG sayfalar halinde gazetemiz ulaşıyor. Bununla beraber yine aynı adı taşıyan Gazete Balkan TV diye bir YouTube kanalımız var. Orada da kesintisiz her akşam saat 19'da Cumartesi Pazarı hariç canlı yayın yapıyoruz. Ve işte biraz önce Sayın Başkanımız söyleyince şey yaptım. 7 Eylül'de de Balkan Medya Derneği diye bir derneğin kuruluş çalışmasını gerçekleştirdik. Tüzel kişilik kazandı ama henüz attığımız hiçbir adım yok. Çünkü ortada bir ihtiyaç var. Bu ihtiyaç işte bugün de burada karşımıza çıktı. Bunu görüyoruz. Fırat Bey izah etti gerekçelerini. Biz gazete olarak faaliyetimiz böyle devam ediyor. Tabii başka şeylerimiz de var. Yani Fethullah Gülen taraftarları tarafından Büyükleş Mahkemesi'nde hakkında 10 tane açılmış dava var. 6-7 yıldır da onlarla boğuşuyoruz. Böyle de bir özelliğimiz var. Türkiye'de 3800-4000 civarında Balkan ve Rumeli kökenli dernek olduğunu öğrendik. Ama sahada 30 kişimiz maalesef yok. Orada derneği toparlayacak, görev yapacak şeyimiz yok. Bizim konumuz bu efendim. Hepinize teşekkür ediyorum, hoş geldiniz diyorum. Ben de kendimi tanıtayım. Doktor Yüksek Yeni Süleyman Basak, Türk İnternet Medya Birliği'nin başkanıyım. Bunun yanında İnternet Medya Birliği Federasyonu adlı bir federasyonumuz var yıllardır, 12 yıldan beri. Türkiye'de internetin doğru kullanımıyla ilgili çalışıyoruz. Şimdi hem tanışalım sırayla hem de konuyla ilgili de hem söz gelmişken herkes birer iki kelime de görüşünü söylesin istiyoruz. Çünkü medyanın gücü gerçekten hakları yakınlaştırır ve medya birleşirse halklar da birleşir. Biz Balkan ülkelerindeki halkların bir araya gelmesinin önemini biliyoruz. Çünkü Türk güçlü olursa işte sonuçları Azerbaycan'da gördük. Agil Alesker, Azerbaycan temsilcimiz, aynı zamanda Azerbaycan Diyaspora Başkanımız da burada Tuğrul'a laf verdi. Ona da hoş geldin diyoruz. Agil 10 yıl önce bir kitap yazdı. Agil Alesker, ben ondan da bahsetmek istiyorum. Terörün Gülen Yüzü adlı bir kitabı yazdı 10 yıl önce. Yani sessiz işgal, ondan sonra içeri de aldırırız. Onu bahsettiğiniz şeyler. İşte Azerbaycan temsilcimiz böyle medyanın doğruları yazmasının evet şeyi de olur ama doğruları yazmak her zaman lazım. Ben sırayla olmazsa şurada bir mikrofon var. Agilcan alabilirsen. Oradan herkes her bu konuda görüşünü söylesin. Yani bizim bugün gündemimiz de tekrar ben bir söyleyeyim. Onun üzerine de direkt konuşabiliriz hızlıca ilerleme anlamında. İşte Balkan Medya Birliği platformu kurulması konusunda görüş alışverişinde yapacağız. Ortak internet sitesi, ortak yayın platformu kurulması, ülkeler arasında haber alışverişini nasıl yapalım? Biz Türk İnternet Medya Birliği'nde bir sistem kurduk. Yaklaşık 1000'e yakın internet haber sitesinden 400-500 tanesi Birlik Haber Ajansı üst birliğinde toplanıyor. Her gün oraya haberlerini atıyor ve haber alıyor. Tüm Balkan ülkelerinde de böyle bir platform kurarız, bir site kurarız. Herkes kendi haberlerini paylaşır. Sonra Balkan haberleri noktasında zaten Sayın Vekilimizin Balkan Günlüğü gazetesi var. Belki yeni bir internet sitesiyle beraber birkaç dilde yayın yapan herkes Balkanlardaki, Bulgaristan'daki, Kosova'daki, Yunanistan'daki, Batı Trakya'daki, Romanya'daki Türkler olsun. Herkes haberini atar. Herkes Balkanlar birbirlerine haberdar olur. Platform ve birliğini yürütecek bir kurum geçici olarak oluşturalım. Ve sonraki bir sonuç bildirgesini Cumhurbaşkanlığı için başkanlığından buradan tüm Türkiye'ye ve dünyaya ve tüm Balkanlara duyuralım istiyoruz.